Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ne güzel kolonyalar. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Karlar var dışarıda. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Buyurun, sen buyurun. De ne şık olmuşsun. Bakayım, dur mutfağına gireyim mi? Bakın. Kadayıf burada. Evet. Evet, üstü güzel görünüyor. Altını bilemedim. Aksilik oldu biraz. Olmuş sanki. Salata burada. Ediyi gene derlemiş, toplamışsın. Bakayım. Evet. Nasıl geçti? Pişi mi bunlar? Evet. Pişiler maalesef. Ben görmeyeli evrim geçirmiş. En son pişi yediğimde böyle dedi. Aa, nasıl bir şey bu pişi? Bu pişi öyle bir şey ki öyle bir şey bu pişi. Bu pişi nasıl pişi? Nasıl pişi? Orada ne var? Göster burada, bakayım. Lahana dolması. Aşotu var. Çorban lahana iyi kapak kapatmışsın. Aşotu orada. İyi güzel görünüyor onlar. Başka ekşili salatan falan etim vardı. Var burada. Eti kavurma. Lahana evet. Dolmasının yanında et kavurma. Bunlar da burada birazdan inme gelecek. Ekip burada da birkaç eğiliyorlar gözüküyor. Şey hadi geçelim. İyi hadi gördüm onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol şans, kolay gelsin. Sağ olun. Geçin böyle merhaba. Merhaba. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Gürbüz? Nasılsınız Zuhal Hanım? İyi iyi seni sormalı. Neler yapmadık ki Zuhal Hanım? Mutfağı gördünüz herhalde. Gördüm, mutfağı toplamış. Mutfakta sıkıntı yok ama yemeklerde sanki biraz... Hadi bakalım. Masaya allayacağım, pullayacağım, satacağım sen bu mutfaktakileri. Satacağım. O pişiye de ki nereliydi sen? Erzurum. Erzurum. Erzurum'a bir kez daha kucak dost sevgiler evet, sen. De ki Erzurum'da biz böyle yapıyoruz. Bizim oranın de. Neresindensiniz? Kesinlikle öyle diyemem. Diyemezsin de bu sefer Erzurumlar seni topa tutarlar. Biz böyle kesinlikle yapmıyoruz diye. O pişiyi kurtarmayı nasıl bir şey yapsak da o pişiyi kurtar. Niye öyle oldu? Ya niye öyle oldu? Biraz stresliydim, telaşlıydım, elim ayağım falan. Aslında iyi başlamışsın, ama duydum ben. Ama iyi başladım, gerçekten markette iyi başladım. Markette de iyiymişsin. Biraz da temizliğe temiz titiz, eldivenler, ona mı çok takıldın? Temizliğe takıldım yani. İşte hadi bir yere yağ sıçradı, o sıçradı biraz. Ya o kadar olacak, o kadarını şey yapmayın ya. Yani bakmasan tamam, en azından dünden sonra. Evet evet, yani bugün gerçekten masa için uğraştım. Dünden sonra toparlayabildim, sen belki de dünden o kadar şey... Ben dünden işte bu dersi çıkardım Zuhal Hanım. İyi yapıyor, masan güzel, hadi bakalım olsun. Nazar olsun diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi, sen nasılsınız? Yetiştirebildiniz mi? Sağ olun. Nasıl geçti? Ya, çok şıksınız. Çok yetiştirebildiniz mi? Sizler de öylesiniz. Merhaba Faruk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben alayım hemen. Buyur bey, buyur. Teşekkür ederim. Buyurun, şöyle alayım ben sizi. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Özlem, hoş geldin. Merhaba. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Melike, sen uyuyayım. Sen ay bayılır mı çiçek elbiselere? Hoş siz geldin. Siz de çok şıksınız. Merhabalar. Bir dakika, şu botlar gel. Bu sene şimdi tabii söyleyemeyeceğim bir şapka mapka. Bir marka var, çok pahalı bir marka. Bir bot çıkarmış. Böyle bunun gibi sarı sarı çiviler yapmışlar. Bu o değil. O markanın. O markanın mı? Ha başka, geçen seki kreasyon. Orijinal mi? Tabii. 10.000 lira oğlum bir çizme. Şimdi vallahi alabilen baba yiğit var mı? Şapka mapka tarsın ama gene. Teşekkür ederim. Olsun, çakmaları da güzel yapıyorlar. Evet, hoş geldin Ova'dan. İyiyim, sen nasılsın canım? Ova'dan teyzem geldi. Nasıl damat oğlan? İyiler mi? Memnun musun gelinden? Hoş geldiniz tekrardan. Ha teyze. Merhaba. Merhaba. Bu şalıyla değil mi böyle bir pek bir şey. Örgüde. Hanım hanımcık. Olsan. Gelinden memnun musun? Memnunum. Özlem, sen merhaba. Ne yaptın? Ben ne yapayım? Evle uğraştım. He. Ondan sonra yemeklerle dün uğraştım. Dün fark hakkımı ettim. Bayağı yediler. Ya, uyumadım ya. Gece. Sorma. Ay sen de mi? Ben de. Ben de uyuyamadım ama. Gerçekten. Yemeklerini yiyemeyince bari hakkını yiyelim dedim. Dün sadece masada yemekten bu iyiydi ama bak yani güzel. Hak yemeğe gelince bir numarasınız demek ki. Yani kabul ediyorsunuz yemeğin bunu. Yemeğin güzel olsaydı hakkını yiyemezdik. Doyardık ben. Hakkını yemeyelim. Güzel. Yani ben böyle akıllı esprileri falan severim böyle. Güzel, güzeldi. Ama nasıl keşke olur? Tabii yemekler için de aynı şeyi söyleseydik. Ama tabii ki dün bitti. Gene konuşacağız. Dünün etkileri, rüzgarı, artçıları devam edecek diye düşünüyorum. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Görüşeceğiz herkes. Ama gördüğünüz gibi... Hadi kolay gelsin hepinize. İlk girdim odaya, salona. Masa düzenini gördüm. Ondan sonra girdim. O kadar sinirliyim ki. Ya daha dünden kalmayayım ben gerçekten. Hakkımı yediler. Zaten Melike de söyledi. Yedik doyduk. Hani herhalde bugüne bir şey kalmamış. Bir şey yemediler. Hakkımı yiye şişmişler. Dün Özlem Hanım'ın masasında gerçekten yiyecek hiçbir şey yoktu. Tamam her şeyi hazırlamış ama bir tam anlamıyla lezzetli bir şeyleri hazırlayıp önümüze getirmek vardır. Bir de yapmış olmak için yapmak vardır. Özlem Hanım ki tamamen
yapmış olmak için. Yani adet sayılarını çok tutarak lezzetliği azaltmak zorunda kaldı mecburen çünkü yetişemezdi. Lezzetsiz şeylere puan veremezdik ve yiyemedik. Biz hiçbir şey yemeyince de onun hakkını yediğimizi düşündü. Özlem Hanım masaya daldı hakkımı yediniz diye bir hak yemedik. Yemek de yoktu yemedik. Yine iyi puanladık bence. Birileri ikileri görebilirdi. Aslında bir hakkı bir ikiydi yani başka değildi de ben üç verdim yine. O da emekleri içindi. Uğur'un masası tam. Evet, değil mi? Eksik yok. Evet. Çünkü menüsü az. Yani. Çok güzel. Menüsü az. Benim az değil yani. Kesinlikle bu konuda size katılmıyorum yani. Benim kesinlikle az değil. Bir saatte yapılacak. Benim gibi 5 tane lütfen, salata yapmadın sonuçta. Lütfen tepkileriniz sizin gününüzden bugüne. 5 tane meze yaptım. Hepsini yetiştirdim mi? Yetiştirdim. Yaptım mı? Yaptım. Olsun. Ben de neticede yetiştirdim. İsterseniz ben servise başlayayım. İstersen başla. Peki siz de o esnada masaya bir bakın. Çift servis açılmış diye görüyorum. Evet, evet. Tuzluklar var. Yani karabiber dolu mu? Evet dolu fazla. Karabiberden sorumlu bakalım. Bugün karabiberleri kafanızdan aşağıya aşağıya gayet atalım. Güzel, da bir doyun artık. Karabiber, karabiber. Yani. Maalesef. Evet. Beni düşünmüş 6 tane kadıncağız inliyor karabiber, karabiber diye. Ya çekip geleceğim arasına. Evet çekme karabiber daha güzel olur tane evet, aslında değil mi? Değirmez sayıda. Ama olsun düşünmüş en dolu mu? Bak bakayım dolu. Valla ben de merak ettim. Dolu. Dolu. İyi sen bol bol her şeyi ek. Dolmuşken karabiber. Hatta al eve götür hatıra kalsın. Özlem Hanım benim için az dedi. Sağlık olsun, canı sağ olsun ama kesinlikle az değil. Onun menüsü de istediği kadar kabarık olsun ama asla ve asla iyi bir menü değildi yani. Sen nasıl buldun Ova'dan teyzem? Canım benim nasıl buldun masayı? Efendim, masa güzel. Evet, güzel renklerini mi? Renklerini de çok beğendim. Beğendim. Oradan beklemiyordum böyle bir masa. Sen bunun bir benzeri masaya sıradan demiştin. Ha senin gününde. Evet, evet. Bir bunu benzeri değildi ama o çok sadeydi. Bunların çoğu masa runner'ın üstüne konulmuş. Ha runner var, şey var. Evet. Şekilli şüküllü tabaklar, desenli falan. Böyle bir masayı Özlem Hanım'dan beklerdik ama maalesef. Çünkü Özlem Hanım 10 çeşit salata yaptı. 10 ya, çeşit ya. Şey yaptı. Keşke yani, bir çeşit Özlem olsaydı Hanım. Da masada yani, da düzgün olmuş. Mermer masaya da böyle... Supla koyabilirdiniz vardı ama ya da peçete koyabilirdiniz. Orta ortadaki runner'dı. Tamam öyle olması gerekiyordu zaten. Ama şey demek değil ki bilginiz yani. Bu kadar. Ben ne kadar misafir ağırladım siz biliyor musunuz? Senin iki kat yaşındayım ben. Arama beni nasıl ben. Ağırladınız? Arama beni nasıl ben ağırladınız? Milyonlarca kişiyi karşıladım ya. Siz benim bilgimi... Milyonlarca kişiyi ağırlamış. 40 yaşındayım yani sürekli. Mutlaka olabilirsin. Ben de misafirim vardı yani. Stadyumlara yemek yapıyormuş maçlara falan ağırladığım 4 yaşındayım. Her hafta 50 bin kişi olsa çarpın. Orduya yapıyormuş. Yemekler de yapıyordum ben. Yemek yaparak da anladım. Profesyonel olarak anladım. Yok profesyonel olarak değil ama çalıştım. Olarak. Yemek yaparak çalıştım. Anladım. Onun için hani benim bilgimi küçümsemezsen iyi olur. Yok ben sofra konusu hakkında söylemiştim. Yemekler hakkında söylememiştim. Ama masa düzeni güzel Zuhal Hanım. Masa düzeni güzel. Bir şey yok ama. Üstünü de beğendim. Ha değiştim takım elbise evet, giymiş sizin giymiş. İçin. Evet güzel giymiş. Evet evet. Ovadan Hanım milyonlarca kişiyi ağırladım derken bir dil sürçmesi yaşadı sanırım. Çünkü hepimiz belirli bir şeyleri öğrenip yapmaya başladıktan sonra kahvaltı hazırladığımız insanı bile sayarsak bizler de milyonlarca kişiyi ağırlamış oluruz. Birazcık orada abarttı sanırım. Oğlan Hanım da masada devamlı milyonlarca kişiyi ağırladım. Sanki orduya mı yemek yapmış, yani stadyumuma mı yemek yapmış, nereye yemek yapmış? Oğlan Hanım milyonlarca kişiyi ağırladım diyor ama Türkiye'de yeni yaşayan biri için ne kadar milyon kişi ağırlayabilir bilmiyorum. Biraz fazla abarttı yani milyonlarca kişi değildir bu ayrıca. Uğur burası kimin evi canım? Burası benim kuzenimin evi. Kuzenin evi. Aynı zamanda tamam, ablam sağ olsun yani. Kuzene de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim ben. Aşotu çorbasıyla başlıyorum benim. Evet, aşotu çorbasıyla ben sizin hemen tabaklarınızı alayım. O sırada çorba mısınsın? Altını açtım. Altını açtınız, 5 dakikada zor geldiniz. Çorbayla birlikte 10 yok, dakika yok, olsa... Yok, gelecek, hemen gelecek. Daha evvel açsaydın ya. Çok heyecanlı, çok titriyor, kıyamam. Titriyor evet. Nasıl hazırladı bu tabakları falan çok merak ediyorum. İnşallah kırılmaz, takım bozulmaz. Dünkü Özlem Hanım'ı savurduk peçeteleri ben Uğur'dan bekliyordum titrerken. Ayran mayran şey yapmadın değil mi? Ayransız geldim bugün. Hayır eşin eve gelince bu evde bir yoğurt kokusu var diye. Yok bir şey demez. Ha demedi. Nazar. Nazar çünkü. Tabii nazar. O beni seviyor yemeklerimi değil. Önemli olan o. Yemeklerini sevmiyor mu? Yer dışarıdan yer. Demek ki. Dışarıdan mı ya? Söyler ne olacak ki? Önemli olan yani o mu? Beni sevmesi önemli olan.
Canım isterse de yapıyorum. Dışarıdan yemek yiyen birisinin bu programa katılması... Ama çok da anlaşılıyordu zaten. Zaten o şekilde yemek yemeye devam etseydi siz ne kadar uzun süre daha sevmeye devam ederdi bilmiyorum. Ya ben hastalandım mesela yemeklerden sonra. Nasıl zehirlendin mi? Nereye gittin? Ya nasıl hangi ilk yardıma gittin? Bir saniye yani, nasıl bir hastalandın? Yani bir hastalandım yani. Nasıl bir semptom verdi vücudun anlamadım. Böyle üşüdüm, titredim yani. Yemedin ki hani yemedim dedin. Yemediğin üşüdüm, şeyden nasıl titredin? Kadına bakmaktan bile hastalandıysanız tam yeseydiniz. Artık ne olurdu size bilmiyorum. Yok ölüm müydünüz? Allah'ım yarabbim. Beş tane sıkıntım, beş tane salatam vardı. Yağ ne kullandınız bilmiyorum ama yağ beni gerçekten çok kötü etkiledi. Allah aşkına marketten çok aldığım yağ. Çok karıştırdık dün, çok karıştırdık. Düşünsene. İnanılmaz. Hani yememiştiniz, nasıl karıştırmıştık? Tatlarına bastık, hepsini mecbur karıştırmak zorunda kaldık. Yani benim yemeğim için az dedi. Keşke kendisi de az yapsaydı ve lezzetli yapsaydı. Gerçekten çok kötü bir menüydü. Yani... Savunacak hiçbir yanı yoktu ve masadaki herkesin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.